Ayanların yönetime karşı yükselişi ya da Osmanlı'da feodaliteye yani derebeyliğe geçiş. Osmanlı'nın kuruluşunda neden feodal ya da derebeylik sistemi yoktu? Merkeziyetçi ve mutlakiyetçi devlet yapısı birbirini dengeleyen ve denetleyen gruplara dayanmıştır. Şimdi bunu görelim. Nüfus sahipleri yani yöneticiler, uç beylerin soyundan gelenler, sipahiler ve yeniçeriler bu işbirliğini sağlamıştır. Daha önce de anlatmıştık. Tımarlı sipahiler ve yeniçeriler birbirlerini kontrol etmekte, dengelemektedir. Aynı şekilde yöneticiler de yönetici grupları da birbirlerini kontrol etmekte ve dengelemektedir. Osmanlı bu grupların güçlenerek Avrupa'daki gibi feodalite yani derebeylik oluşturmalarını engellemiştir. Osmanlı dini ve millet çeşitliliğine rağmen başarılıdır. Osmanlı'da feodaliteye yani derebeyliğe nasıl geçildi? Kuruluş dönemindeki ilkelere bağlı kalınmadığı için biraz önce anlattığımız konulardır. Zaman içerisinde sistem bozulmuş, ayan ve eşraf güç kazanmıştır. Eşraf bilindiği gibi bir yerin ileri gelenleridir. Avrupalı devletler derebeyliğin yıkılmasıyla merkeziyetçi ve mutlakiyetçi olmuştur. Mutlakiyet krallık ve saltanattır. Yani yönetimin aile içinde geçmesidir. 15. yüzyıldan yani 1400'lerden itibaren ayan ve eşraf toplumsal ve ekonomik bozuklukların etkisiyle merkezi otoritenin yani devletin yanında etkisini artırmıştır. Devletin zayıflaması, iç ve dış meselelerin artması, asker ve vergi toplanması, şehir ve yolların korunmasında, eşkıyalığın bastırılmasında ayanlardan Osmanlı Devleti yardım istemiştir. İşte aynı şekilde Orta Çağ Avrupa'sında da krallar feodaliteden ya da derebeylerinden ya da unvanlarıyla söylersek Duke, Lord ve senyörlerden yardım istemekte. Bu da onların etkisinin ya da nüfuzunun artmasına neden olmaktadır. 16. yüzyıldan yani 1500'lerden itibaren Osmanlı Devleti ekonomik kriz nedeniyle nakit ihtiyacını iltizam ve malikane ile karşılamıştır. Bilindiği gibi iltizam ve malikane Osmanlı'daki vergi sistemiydi. Verginin açık artırmayla satılmasına iltizam, verginin süresiz verilmesine ise malikane deniliyordu. Bunlar toprak vergileri, tarım vergileriydi. Tımar ve zemameti mukata yani ikta yapan devletin mukataları iltizama yani açık artırmayla vermesiyle ayanlar yani derebeyleri toprak alarak zenginleşmiştir. Merkezden gönderilen ve merkezi gücü temsil eden beyler beyleri, sancak beyleri, tımarlı sipahilerin ortadan kalkması ile ayanların nüfuzu artmıştır. Yani derebeylerin nüfuzu artıyor bu yöneticilerin ortadan kalkmasıyla ayanların nüfuzu artıyor. Bunlar devletin zayıfladığı dönemlerde devletin ve halkın gözünde önemli bir konuma yükselmiştir. Ayanlar yükseliyor. Devletin yerini alan ayanlar İstanbul'da otururken taşraya müteselimleri göndermiş. Yani yerlerine vekil gönderiyorlar ya da diğer adıyla eşrafı gönderiyorlar. Eşraf o bölgenin ileri gelenleriydi. Gelirlerini artırmak için reayaya yani halka kötü davranarak fazla vergi toplamışlardır. Bu da halkın toprağını terk etmesine neden oluyor. Daha sonra göreceğiz. Ayan ve eşraf Levent, Sekban, Sarıca gibi askerlerle askeri etkilerini artırmışlardır ya da kazanmışlardır. 18. yüzyıl yani 1700'ler merkezi otoriteye karşı askeri, idari ve ekonomik olarak etkisini artıran ayan ve eşrafın egemen olduğu dönemdir. Bilindiği gibi 1453 ile İstanbul'un fethiyle ateşli silahların kullanılmasıyla Avrupa'da derebeylik, feodalite biterken bu dönemlerde Osmanlı'da feodalitenin başladığını görmekteyiz.